Yerli ve milli teknolojiyle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun menzilli yeni füzesi yapılan test atışında hedefi 12'den vurarak Türk'üm diyen herkesi gururlandırmayı başardı ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye çok yakın olduğunu dosta düşmana ilan etmiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için tamamen yerli ve milli mühendislik çabalarıyla geliştirilen yeni nesil silah sistemleri aralıksız bir şekilde geliştiriliyor. Yapılan Ar-Ge faaliyetleri yavaş yavaş tamamlanıyor ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni nesil silah sistemlerinin kazandırılması için yapılan faaliyetler artık sona yaklaşıyor. Gerçekleştirilen füze testinde hedefi yüzlerce kilometre uzaktan imha etmeyi başaran Türkiye'nin yeni füzesi kara atmaca gerçekten göz doldurdu. Dosta güven, düşmana korku salan yapısı ve kabiliyetleriyle şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde mevcut bulunan atmaca füzesinin imha kabiliyetini Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine kazandırmak için geliştirmeye başlanılan kara atmaca füzesinde yavaş yavaş sona geliniyor. Atmaca füzesinin standart versiyonuna göre çok daha uzun menzilli olan ve çok daha ölümcül kabiliyetle donatılan kara atmaca füzesi çok daha ağır harp başlığıyla inanılmaz bir imha kabiliyetini şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıyor. Milli ve yerli teknolojiyle geliştirilen silah sistemlerinin en önemlilerinden birisi olacak olan kara atmaca füzesi test atışlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanıyor. Şanlı Türk ordusu gücüne güç katacak teknolojileri sabırsızlıkla beklerken kara atmaca füzesinin yapılan testi büyük heyecan oluşturdu. Kara atmaca silah sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli, %100 yerli ve milli seyir füzemiz. 3 boyutlu görev planlama, veri bağıyla hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneği, karşı tedbirlere karşı dayanıklı yapı, tüm hava şartlarında görev yapabilme, yüksek hedef vuruş hassasiyeti, düşük radar izi, uzun menzili ve otonom kullanım imkanıyla Türk ordusunun envanterine müthiş bir imha makinesi olarak kazandırılmak için geliştirilme çalışmaları başlanan kara atmaca füzesi, 250 kilogramlık harp başlığıyla patladığı yerde canlı hiçbir şeyi bırakmamayı garanti altına alıyor ve yüksek patlayıcılı, parçacık tesirli, penetrasyon etkili olmak üzere farklı harp başlığı tipleriyle her hedefe uygun imha seçeneğini şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıyor. Kızılötesi görüntüleyici başlık teknolojisiyle hedefi inanılmaz düşük bir sapma değeriyle vurabilen kara atmaca füzesi, ataletsel navigasyon sistemi, küresel konumlama sistemi, barometrik altimetre, radar altimetre, yeryüzü referanslı navigasyon sistemi gibi teknolojilere sahip olması hasebiyle 280 kilometre menzil değerini Türk ordusunun envanterine sunuyor. 890 kilogram ağırlığı, 6 metre uzunluğuyla düşmanın korkulu rüyalarını şimdiden süslemeye başlayan kara atmaca füzesi, Kale grubu üretimi KTC-3200 yerli turbojet motorunu kullanacak gibi duruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine birbirinden güçlü silah sistemlerini kazandıran Roketsan, Türkiye'nin atmaca füzesinde elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine sunmak amacıyla başlattığı kara atmaca füzesinde büyük ilerleme kaydetti. Kara atmaca füzesinin tamamlanıp envantere girmesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce kilometre mesafedeki düşman zırhlı hedeflerini imha etme kabiliyetine kavuşacağı gibi düşman mağaraları, düşman korunakları ve koruganları da bu füze sistemiyle imha edilebilecek. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun mesafeden imha kabiliyetini arttırmak amacıyla başlatılan bu projenin arkasındaki isimse Türkiye'nin roket ve füze üretimindeki lider kuruluşu ve milli gururumuz Roketsan. Roketsan, Roket Sanayi ve Ticaret AŞ, ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla
1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayi şirketimiz. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde Roketsan, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programlarıyla fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dahil olmak üzere füze ve roket sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama konusunda Türkiye'deki en yetkin kurum haline geldi. Defense News'un en değerli savunma sanayi şirketleri listesi sıralamasında 2018'de 96, 2019'da 89, 2020'de 91, 2022'de 86. sırada yer alan Türkiye'nin gururu Roketsan. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği T-122 çok namlulu roket atar, T-107 çok namlulu roket atar, TRG-300 kaplan füzeleri, Sungur, Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U ve Siper hava savunma füze sistemleri, ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi, DSH denizaltı savunma roketi, ORKA hafif sınıf torpido, AKYA ağır sınıf torpido, Atmaca gemi savar füzesi, Kara atmaca, karadan karaya füze, Çakır güdümlü mermi, Cirit lazer güdümlü tank savar füzesi, Tanok, Kanaok, Cida, Yatağan, Leuntas, Som-A, Som-B, Som-J, Umtas, Omtas gibi birbirinden müthiş projelere imza atıyor ve burada sayamadığımız kadar çok ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırarak Türkiye'yi 22. yüzyılın süper güçlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleten projeleri envantere sokuyor diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden, çalışanından gani gani razı olsun. Kim bu vatan için taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.